Ama bu hakta Kur'an-ı Kerim'de tarıklık malumat verilmekte ve erkek kişilikinin ana rahmiga tökülgen ispermidin yaratılganlıkını bayan kılmakta. Allah tökülgen menidin bir cüp erkek bilen kişini yarattı. Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıngan bu malumatının toğra ve reallıkı uygun ekenligi kündün künge rivojlanayotgan meditsina ilmi sahasidiki gen ve mikrobiyologiya mutaxassislar tarafidinmu ilmi halda ispatlandı. Cinsiyetinin bütünley erkekten kiradigan meni hücrelerden şekillendiğanlığı, ayollarning bu hadisede hiç kandak rolünün yokluğumu meditsina ilmi sahasida yeniden baykaldı. Cinsiyetinin belginişideki amil xrozumdan ibarettir. Adamning beden tüzülüşünü belgilaydigan 46 tane xromozom bulup, bunundan 2 tanesi cinsiyet xromozomu deb atılıdı. Bu iki kromozom erkek tarafta XY, dişi tarafta XX bilen ifadelenir. Bunun sebebi kromozomlarının bu harflerge o'xshaganligidan kelib chiqqan. Y kromozomu erlik, X kromozomu bolsa ayollik geni tuşuydu. Bir adamning shakllanishi er ayolda bar bo'lgan cüp holatiki bu kromozomlarning bir danısının yeni birisi bilen birleşinin başlanıyordu. Ayolda tohumlaşış baskıçıda iki ayrılgan cinsiyet hücrelerinin her iki danısı da X kromozomu mevcuttur. Şuna erkekte iki ayrılgan cinsiyet hücresi Y ve X kromozomlarını öz içi algan iki farklı ispermi hasıl kırdı. Ayolda bar bo'lgan X kromozomu eğer erdeki X kromozomunu öz içi algan isperm bilen birleşse, toğulgan buvak kız buludu. Eğer Y kromozomunu öz içi algan isperm bilen birleşse, o çağda toğulgan buvak oğul buludu. Yani toğululgan buvakning cinsiyeti erkekte mevcut bolgan kromozomlardan qaysisining ayolning tuxum bilen birleşidiganligiga munosabatlidir. Hakikaten bu gen ilmi o'ttirib chiqqanga kadar yani 20-asrgacha yuqoridagilarning hech qaysi bilinmaydi. Aksicha nurg'un madaniyatlarda to'g'iladigan buvaqning jinsiyatining ayol kishining vujudi tarafidan belgilanadiganligidan iborat bu ko'z qarash keng tarqalgan edi. Hatto bu sababdan qiz tuqqan ayollar tanqid qilinadi. Halbuki Qur'onda insonlarga genlarning kashf qilinishidan 13 asr burun bu asossiz ko'z qarashni rad qiladigan bir ma'lumot berilgan ve cinsiyet manbasining ayoldan emas, belki erkek tarafdan keladigan meni ekanligi bildirilgan edi. Qur'onning insonning shakllanishi haqida bergan ma'lumotini tadqiq qilishni davomlashtirgan bo'lsak, oldimizga intayin muhim ba'zi ilmiy mo'jizalarning chiqishi tabiiy. Er tarafdan kelgan isperma ayoldagi tuxum bilan birlashgan chaqda tug'iladigan buvaqning dastlabki qismi shakllangan bo'ladi. Biologiyada zigota deb atiladigan bu xil yolg'iz hujayra derhal bülünüp köpüydü ve bargan seri kişik bir göç parçası haltı kirdi. Ama zigota bu çoğuyuşunu boşlukta muallak turup emelge aşırılmaydı. Balyatku perdesiye yepişiş arkalık özlüki tarmaklarının vasıtası bilen burakı yerleşken yıldızı okşaş o yerge çaplışıdı ve bu bağının vasıtası bilen özünün ösüp yetiliş için paylılık dep karalgan maddelarını anının vücudunun imeleydi. Mana bu yerde Kur'an'ın intayin muhim bir möcüsü namayan bo'lmoqda. Cenab-ı Allah Kur'an'da balyatkuda çoğunuşki başlayan zigotadın haber bergini de alaq kelimesini qo'llanudu. Yaratkan Perverdigana'nın ismi bilen okugin. O insanı lahtı kandın yarattı. Okugin Perverdigana'nın en keremliktir. Alaq kelimesinin Arapçadaki ma'nosi bo'lsa, bir yerge isilip durgan narsidir. Hatta bu kelimenin asli okumu bir bedenge çaplışıp kan şoraydıgan bir xil haşaret diyen mennumu bildirirdi. Şübhisiz ki ana rahmida ösüp yetilibatkan zigota üçün bu kadar uygun kelimenin işletilgenliki hergizmo bir tesadüfilik emas. Bu ahval Kur'an-ı Kerim'nin alemlerinin yaratkususi bolgan Allah tarafından nazil kılınganlıkını yeni bir kıdım ispatlamakta. Kur'an-ı Kerim'de insanlarını ölgenden keyin tirildirişinin Allah'a intayin asan ekenligi tushundirilib, insanların bedeniga bulupmu barmak uçlarına dikkatimizni tartıp mundaq deydi. Undaq emas. Yani onun sonrakilerini cemi qilamiz. Onun en inchga, en nazik bo'lgan barmaklarını asli keltireleymiz. Barmak uçlarının alohida ta'kidlanishi intayin muhim ahmiyetki ega. Çünkü bütün insanların barmak izleri bütünley özleri mahsustur. Hazır yer şarıda yaşavatkan her bir adamın barmak izleri birbirinden farklıdır. Hatta tarihten buyan dünyaya gelgen insanların barmak izleri mu birbirine okşamaydı. Mana bu sebepten barmak izi her adamga mahsus nihayet muhim bir salahiyet guvanamisi hesaplanmakta ve bütün dünyada bu maksatta kullanılmakta. Ama hemmenin muhimi barmak izinin alahidliklerinin 19. asrning ahirlerida keşif kılınganlıkıdır. Onundan burun insanlar barmak izini hiç qanday bir hususiyeti ve ahmeti bo'lmagan sızıkların ibaret deb qarab kelgan. Biroq Kur'an-ı Kerim'de o devrede hiç qanday bir kişinin dikkatini tartmagan barmak izleri ta'kidlanmoqda ve bu izlerin zamanımızda bilingen ahmetiga dikkatimizni qo'zg'amoqda. Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerinde bayan kılıngan yani bir muhim malumat bolsa, Adem'nin ana rahmetiki yaratılış baskıçlarıdır. Ayetlerde balayatkuda, avval sonaklarının şekillendiğanlığı, andın muskullar hasıl bulup, bu sonaklarını kaplaydıganlığı okturulmakta. Andın abi menini lahtı kanına aylandırdık. Andın lahtı kanını parça göçke aylandırdık. Andın parça göçünü sonaki aylandırdık. Andın sonaki göç kondurduk. Andın onu can kirgizip başka mahluka aylandırdık. En mahir yaratkuçu Allah hikmet ve kudret cihetin oluqdur. Ana rahmetiki ösüp yetilişini tetkik kılıdığan pen törelimşinaslıktır. Bu sahada tehi yakın devrigicilik sonrakiler bilen muskullarının birlikte hasılı bulup birlikte yetildiğanlığı peres kılıngan. Bu tüpeyli bazı kişiler uzun mezgil bu ayetlerinin ilim penge maslaşmaydıganlıkını dava kılgan idi. Lekin terqi tapkan pen teknikinin yardım arkalık ilip verilgan ali derecelik mikroskop bilen tekşürüşler şunu roşan halde körsetmekti ki ana rahmede del ayette tasvirlengendek bir yetiliş emillişidir. Avval törelmedeki kümürcek hücreye sonaki aylanıdı. Andin muskul hücreleri sonaklarının etrafındaki tokulmalardan tallangan halda bir yerge birikip bu sonaklarını kaplaydı. Bu mesele Terakki Kılgan Adem namlık ilmi bir kitapta mundaq tasvirlengen. 6. haftada kümürçeklişinin davamı bolgan destepki sonakleşiş kümürçek sonakta yüz beridi. 7. haftanın ahirleri de bolsa uzun sonaklar mu şekillenişki başlaydı. Sonaklar şekillenivatkanda muskul hücreleri sonakını kaplagan tokulmalardan tallanıp muskullarını peyda kılıdı. Muskul tokulmaları bu yusunda sonakının aldı ve arka muskulleri deb ikiye ayrıldı. Kısıkısı Adem'nin Kur'an-ı Kerim'de tasvirlengen yaratılış baskıçları zamanıvi törelimşünaslıkının keşfiyatlarına bütünley uygundur. Kur'an-ı Kerim'de Adem'nin ana rahmide 3 basqıçlıq bir yartılış neticesinde yartıldıganlığı bildirilmekte.